bu kadro ağırlıkla asker. Ağırlıkla asker. Ve bir modernleşme hikayesi diyorsun ya. Yani Osmanlı'nın modernleşme hikayesinden bağımsız düşünülemez. Ağırlıklı asker aslında savaşla ağırlıklı asker oluyor. Yani Talat Paşa asker değil. İttihat Terakki'nin birçok şeyindeki Merkez Umumisi'ndeki insanlar. Savaş askeri inisiyatif. Evet, inisiyatif dedi. Yani Enver'den dolayı birçok asker hatırlıyoruz. Ama bir de şöyle bir boyutu yok mu? Ama asker olmayanları tabii mülkiyeden sonuçta şimdi, şey olamaz. Tanzimat İslahat diyoruz ya. Şimdi Tanzimat İslahat'ta nihayette şöyle bir boyut var. Aslında modernleşme denilen mesele Osmanlı'da da hani bir toplumsal mücadele, halkın haydi modernleşelim diye kavga edip iktidarla çatıştığı bir şey değil. Bir devlet kararı, devletin bekası için, yaşamak için, ayakta kalmak için yapmamız gerekir diye aldığı bir devlet kararı. Tanzimat İslahat açısından bakacak olursak da işte azınlıklara belli yasal hakların verilmesi bilmem nesi biraz böyle İngiliz, işte Avrupalı devletlerle pazarlık içerisinde yürüyor filan. Şimdi bu şartlar altında bu modernleşme meselesini en fazla şeyde görüyoruz. Yani mesela Cumhuriyet'te nasıl işte harf devrimi, Latin alfabesi vesaire oluyor ama öbür tarafta hep ordunun üstünde görüyoruz. Ordu değişiyor, kıyafet değişiyor, eğitim, teçhizat. Hep modernleşme denilen mesele dönüyor, dolaşıyor. Ordunun modernleşmesi üzerine giriyor. Niye ordu eksenli bir modernleşme ki? Şimdi iki tane şey söyleyeyim orada. Birincisi zaten aslında Avrupa'da da bu o kadar ordu dışında değildir. Avrupa'da da en azından ruh olarak hep kapitalizm kışladan çıkmıştır. Yani fabrika kışlanın şeyidir. Kültür olarak bir nevi çünkü modern devlet orduyla çıkar. Nasıl çıkar? Eski devletler feodal devletlerdi. Ve bu şiddete tekel koymuş devletler değillerdi. Ama ne zaman 400 bin kişilik ordu çıkarman lazım, bunları eğitmen lazım. Bunları eğitebilmek için toplumu komple yeniden şekillendirmen lazım. Savaşabilen, savaşa her zaman hazır, üretimiyle o ülkenin GDP'si gibi daha henüz olmayan bir kavramı geliştirebilecek bir toplum yaratmak istiyorsan biyopolitik yapacaksın Foucault'un deyimiyle. Yani ne yapacaksın? Okul açacaksın. İşte deli diye bir kavram yaratacaksın. Ne yapacaksın? İşte makbul vatandaş yaratacaksın. İşte nüfus sayımı yapacaksın. Yani zaten bu iş her yerde böyle çıktı. Problem onlarda bir tip burjuva var. O eski elitlerle ittifak yapabilecek. Fakat o burjuva ayrı devletin dışında olabilir. Fakat bu bizim tarihimizde bu burjuvanın olmadığı anla- yani o yok ama devletin yani o burjuva da devletten o kadar ayrı değil. Bizim bu özellikle ihtiyaççılarda gördüğümüz asker olanları da dahil bunların aslında bu kadar böyle devletten devletin içinde olmaları devletin de aynı zamanda dışında olmadıkları anlamına gelmiyor. Yani ki, sıradan devlet memurları gibi anlamamak lazım. Bu hemen hemen her yerde öyle. Burjuva devrimleri de devletle biraz yani devleti dönüştürmekle alakalı ve askeriyeyle ya da işte bürokrasiyle bir ya da aristokrasiyle ama bir şey halinde yapılmış. İktidarı ele geçirme, yasaları kendi çıkarları da olsa çıkartma, işte topraktakilerle ticarettekilerin kavgası. Fakat mesela bize Vakai Hayri'yi düşün mesela. Yeniçeri ordusunun dağıtılmasını düşün. Şimdi genelde hani ordular saraya darbe yaparken burada bir sultan ordusuna mesela bir nevi o bambaşka bir konu. Vakai Hayri'ye çok hayırlı mıdır bilmiyorum ama en azından demokratik anlamda geriye bir adımdır. Yani o bir mutlaki darbedir. Yani o modern bir yani modern devletin 18. yüzyılındaki bir şeydir, 17. yüzyılındaki bir şeydir. Yani Osmanlı Devleti'nin ihtiyacı olduğu sultanizme değil mi de mutlakiyetçiliğe ulaşmasıyla alakalı bir şey. Burada artık İttihat ve Terakki dönemindeki asker ya da reformistler mesela Genç Osmanlılar gibi de değil. Genç Osmanlılar daha ön planda, daha kariyerli ve 2. Abdülhamit'ten aslında umduğunu bulamamış insanlardı. Burada artık ufak memurları, ufak ve orta memurları görüyoruz. O anlamda burjuva özellikleri yok değil. Bir de çözemediğim bir şey, bunu çözeceğim yani. Ya çözsem de şimdi hemen söylemem yazmadan da. Mesela Enver Paşa 3 akrabasıyla giriyor. Atatürk'ün de var akrabaları. Bu askeri okula giren aileler nerede? Hadi Enver Paşa'ya gene biraz daha şahilde gelin. Mustafa Kemal'in böyle çok ne bileyim paşa çocuğu olmadığını biliyoruz. Evet, evet. Ama bu kimler giriyor bu okullarda? Kimler giriyor? İşte daha tam yani onu bulamadım ama şüphem. Yani bir kısım eski askerlerin şeyi giriyor ama böyle de sıradan ailelerden gelen insanlar da değiller. Yani bir network'ün parçasıdırlar. Mustafa Kemal'in gençliğine baktığında da onu görüyorsun. İşte dayısının çiftliği var. Yani hep anlatıyoruz ya böyle işte sıfırdan yoktan var edildi. Evet de zaten yoktan var edildi öyle bir kavram ki Altan Öymen'in anılarında vardı. 1950'de Adalet Bakanı seçimi kazanamıyor.
Ağlıyor adam çünkü avukatlık yapacak şey yok. Çünkü parası yok. İşte Altan Öymenler'de apartman dairesi arıyorlar. Babası milletvekili mi, bakan ne onda. Yani devletin içinde olabilirsin ama çok zengin olduğun anlamına da gelmiyor. Yani, ben bizim böyle paşa çocuğu olmayan askerlerde böyle ne bileyim köy enstitülerindeki insanlar gibi değiller yani. Gene bir burjuva kökenleri var. İşte Mustafa Kemal'in oturduğu mahalle, gittiği efendi okulu. Yani bunlar böyle ne bileyim köy arasındaki okullar değil. Yani o kadar da büyük farklar yok. Bence o burjuva özelliğini taşıyor İttihat ve Terakki. Ki o anlamda ki isteklerinin de mesela burjuva istekleri olduğunu görüyorsun. Fransız İhtilali dönemindeki mesela kapitalizm yönü de var. Bu hiç çalışılmıyor o dönemin. Çıkan yasalar işte ne bileyim yani artık kapitalizme de daha finansal dünyaya da uyarlanmış bir bu kadar kapitülasyonları takmaları falan da öyle. Yani yeni dünyayı ayarlıyor ve yeni dünyada o finans dünyasında çok önemi var. Biz de işte Cavit'ten, Kara Kemal'den onları göremiyoruz ama yani 1924'te boşuna İş Bankası'nı kurdurtmuyorlar. Bunların geldiği yer Abdülhamit'e karşı durdukları yer sadece istibdat değil. Aslında ansiyan rejim dediğimiz, yakın zamanda Fransız İhtilali'yle bir ufak kitap yazmışım. Herhalde o şeyleri mecbur kurdum. Ansiyan rejim dediğimiz şeye karşı çıkan o Fransız İhtilali'nin burjuvası dediğimiz adamlar ki onlar da bir tane burjuva değil. 5 sene, 6 sene içinde 4 sene, 5 sene içinde 6 tane ayrı ekip geliyor. Girondinler geliyor, Jacobinler geliyor. Ondan önce Lafayette var, Robespierre geliyor. Ondan önce Danton. O yüzden her 3 ayda birinin kafası gidiyor. O yüzden çok rahat anlaşılmaz o süreçte. Bunda da öyle. Yani bu adamlar sadece Abdülhamit, Meşrutiyet bunlarla ilgilenmiyorlar ki aslında ilgilendikleri şeyler arasında en az bildikleri şey siyasi teori. Çok nettir bu. Hmm. Nereden söylüyorum? Hem bu sanırım Doktor Nazım'ın bir lafı. Biz meşrutiyet istiyorduk da diyor. Kanun yasasının ne olduğunu bilmiyorduk. Şevket Süreyya da söylüyor bunu. Yani ne yapacağız, ne diyeceğiz? Hani çabuk öğreniyorlar. Bir de birinci mecliste ki konuşmalara baksınlar. Aralarında Tunalı Hilmi gibi çok bu işe hakim insanlar da görecekler ama çoğu zaman mesela diyelim Rusya'dan bahsediyorken Mustafa Kemal de bahsediyor. Söylediği şey aslında tam tersi çıkabiliyor. O kadar çünkü harbiyede çok göstermemişler. Çok içselleşmemiş bir şey mi var yani? Dersi göstermemişler harbiye. Diyor ki siyaset eğitim dersi. Yok. Tıbbiyeden çıkmasını şey ona bağlıyor. Şerif Mardin ona bağlar. Bu ne derece doğru bilmiyorum ama hani o şey yok. O dünya bir, o dönemin ruhunu anlamak için yapabileceği izleyicilerin eğer biraz daha veteranlarsa yani tecrübelilerse bu meclis konuşmaların kayıtları açıldı ve Latin harfiyle açıldı. Ne yazık ki ben bunu bu kitabı yazarken hep onlara baktım. Latin harfiyle olan kısmını sonra da fark ettim ne yazık ki ama. İş bitti. Çünkü Latin harfi olunca Osmanlı'ya kontrol F yapabiliyorsun yani. Bütün her şeyi okuma. Bazen arayabiliyorsun. Ama ve meclis açmış bunları. Kim yaptıysa güzel bir hizmet. Oradan da bakabilirler. Hani ne konuşuluyor ve ne kadar ileri şeyler konuşulduğuna şaşıracaksın. Çocuk haklarından, işte çocuk işçilerden şeye kadar yani bir sürü sosyal savaşın tam anında. Kitapta biraz onu da vermeye çalıştım. Mesela federasyon kuruyoruz biz savaş zamanında. Evet. Yani kültürel şeyler de var. Orada işte kadınlarla ilgili bir mevzu da geçiyor. Gene orada şey de geçiyor. Mesela ne bileyim adam yani en büyük dertleri 13 milyon insanı nasıl çoğaltırız? Bekarlara para cezası verelim diyorlar. Orada içki de yasaklıyorlar falan. Yani sosyal meseleler konuşulmayan bir meclis. Biz şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni kültürel bir başarı olarak gösteriyoruz ki bu doğru. Ama inkılap tarihini hep savaşla anlatıyoruz. Şimdi bu olmaz. Yani bu 24'e, 25'e, 26'ya, 27'ye olan kısımlarda o kültürel şeyleri de eklemeye çalıştım o yüzden. Şimdi yine senin vurguladığın bir şey var. Kitapta da vurguluyorsun bunu. Şimdi aslında bir nesil geliyor işte altın nesil dediğim bir nesil geliyor. Tamam bunlar bir yandan askeri anlamda çocukluktan beri ne derler şey. Hı-hı. Hep bir taş sopa çete, harbin içinde, çetenin içerisinde örgütleniyor. Komitacılık çocukluktan beri ama bir yandan da şöyle bir ruh hali var. Şimdi yani, orada ilginç bir söyleyeyim mi? Şevket Süreyya çok güzel. Biz diyor birbirimizle oynarken çetecilik diyor. Bulgarca konuşup işte Rumca konuşuyormuş gibi yapardık diyor. Ha. Yani onlara fakat diyor eğer alttaki Yunan mahallesine ya da Bulgar mahallesine gidersek Edirne'de diyor. Oraya gidince Allah Allah diye bağırırdık diyor. Allah diye çok bağırdı. Enteresan. İnsan psikolojisi hakikaten. Çok enteresan bir şey. Yani aslında dışarıdaki kültüre de açık bir şekilde ama bir an yani şimdi öyle yetişmiş bir ortamda. Şeyi kabul etmek lazım. Bunun mesela nasıl adapte olunur onu bilmiyorum. Belki bir tarihçi olarak sen olabiliyorsundur ya bütün tarihçiler bunu olabiliyordur. Hani şimdi o zamanın koşullarını da düşünmek. Yani sadece ruh boyutunda da değil. Hı hı. Yani coğrafyası, işte haritası, yolları falan açısından baktığında şimdi biz ister istemez bugünün parametreleriyle bakmaya çok meyilliyiz. Bizim bütün işimiz o ama.
Onu yani, onu yapabildiğim kadar tarihçiyim. Yoksa abi şöyle bir şey yok. Bunu insanlar anlamıyor. Mesela atıyorum 1929 ekonomik krizini şey yapacaksak, şimdi ekonomist miyim? Özür dilerim, taş ekonomist. O baktığı zaman başka bir metot uygulayacak. Ben baktığım zaman başka bir metot. O baktığı zaman o rakamları benden daha iyi anlayacak. Benim işim o dönemin ruhu, o dönemin kapitalizm anlayışı, o dönemin sosyal, onu bizim bütün alameti farkımız da yoksa ya, bir sen de daha, sadece yani felsefesi açısından da değil ya. Mesela yok, o adam gibi düşünebilmek işte. Tabii tabii, yani mesela bizim okul ezberimiz nedir işte, Konya Tahıl Ambarı değil mi? Hmm. 80'ler 90'lar açısından bakarsak, ama o tarihlerde İstanbul'un İHŞ'si Konya'dan değil. Ya Ukrayna'dan. Hep söylüyorlar onu. Murat Bardak çok güzel yakında söylemişti. Yani, o Zeytin Dağı'nda var ya bizim evet, çocuklarımızın. Evet, evet, evet. O bugün gene Twitter'da biri o muhteşem Zeytin Dağı'ndaki o, yani biz hani çocuklar, bizim çocuklarımızın Türkiye'si işte Hatay'dan, Meriç'ten neyse evet, oradan başlıyor. Halbuki bugün Trablus. Tabii. İşte nişi vermek istememişler ya. Tabii. Belgrad'ı verirken. Tabii. Nişi versek İstanbul'dan vereceğiz. Şimdi baktığında öyle yani. Mesela şimdi Artvin'in Türkiye'de kalıp nişin kalmaması tarihsel süreçlerle alakalı bir şey. Bizim için mesela şu an Mısır uzak bir yer. Ya onu nereden anlıyorsun? Bak gene hep hatırada. Halil Nalcı'nın babası. Halil Nalcı benim şeydi. Hocamdı. Biraz da babam da diyecekti. Da Halil Nalcı benim hocamdı. Babası Halil Nalcı'yı da çocukken bırakmış. Şey, kolonyacı açmaya gitmiş. Mısır'a. Abi Mısır'a gidip mesela yani bu nasıl bir zihniyet? Tam da onu diyorum ya. Şimdi parametreye bakar mısın? Yani Mısır aslında neredeyse hani tırnak içinde kapı komşusu gibi Diyarbakır çok uzak bir yer. Tabii. Ya bugün ya parametresine bakamazsın yani. Öyle olabilir. Tam tersi yani. Deniz yolu, karayolu olmaması. İşte o 20. yüzyıl böyle bir yüzyıl zaten. Bazı şeyler yani bazı şeyler öyle olmayabilirdi. Şimdi öyle olmayabilirdi deyince de öyle olmasındı demiyorum. Bak öyle olmayabilirdi. Ya Selanik kalabilirdi. Başka bir yer gidebilirdi. Bunlar %100 değişemezler. Yani İstanbul herhalde kalırdı. Ama yani dediğim gibi hani şeyde vardı ya, Sinan Çetin 99'da bir Kemal Sunal'ın bir film vardı. Sınırın öteki propaganda tarafı. Propaganda. Hı-hı. Sınırın öteki tarafı şey kalıyor. Ya bu oldu, bunlar yaşandı. Ya Mustafa Kemal'i yani birkaç tane şey var. Bu çok önemli mesela. Ya, garip gelecek. Mesela o zaman askerlik ne demek? Hı-hı. Yahu bunlar devrimcilik yaparken Sirkeci Devi Apartmanı'nda yakalanıyorlar. Biraz da sopalıyorlar. Mustafa Kemal'i dövüyorlar ya da işkence mi tam anlayamıyorum ne diyor. Ali Fuat biraz da hırpalamışlar diyor. Sonra bunu yakalayan kim? Yakalayan hafiyeler işte. Hmm. Yıldız Sarayı'na çıkıyor. Bunlar 21-22 yaşında işte böyle nasıl deviririz falan. Herkes, bunların hepsi zaten dördü. Yer altındalar. Dördü, ya çok yer altta değiller. Sirkeci'de bir apartmana gittiklerine göre. Yani aslında bugünün deyimiyle böyle geyik çeviriyorlar yani. Öyle çok ciddi bir şey olamaz. 21 yaşındasın. Hmm. Gerçi belki böyle düşündüğü için Abdülhamit de devrilmiştir. Ondan da emin değil. Sonuçta 1908'de böyle yaptılar. Ama hayır, coğrafyada nasıl farklılık varsa 21 yaş, o zaman 21 ile bu tabii, zaman 21 ile bayağı, tam söylerken, bayağı farklı tabii yani. Tam onu kastettim. Ya buna verilen ceza bugün ne olur değil mi? Duman ederler adamı. O gün Beyrut'a sürgüne gönderiyorlar. Sonra Mustafa Kemal bir ara 4 ay Beyrut'tan kayboluyor, Selanik'e gidiyor. Yani düşünebiliyor musun? Bir askeri 4 ay görev yerinden ayrılabiliyor o dönem. Çok değerliler çünkü. Hı-hı. Ve bunu biliyorlar. Ya mesela bir yere atıyorsun, ben gitmem diyor. Bugün mümkün mü? Yani biz bu kapitalizmin içinde falan filan, modern dünyanın içinde böyle robota dönüştüm. Robot falan değiller. İstifa ediyor kafasına istemi. Yani çok sivri bireyler olabiliyorlar. Yani evet, ihtiyaççılara her karakterler. İhtiyaççılara her şey diyebilirsin, kapı kulu diyemez.